Arka planı ekranda gördüğünüz beyaz gibi olan evet bir web sitem olduğunu ve insanların web sitemde ne kadar zaman geçirdiklerini bildiğimi düşünelim. Evet insanların web sitemde ortalama olarak 20 dakika harcadıklarını biliyorum. Şimdi de harcadıkları zamanı arttıracak bir değişiklik peşinde olduğumu ve bu değişikliğin mesela web sitesinin arka plan rengini sarı yapmak olduğunu düşünelim ne? oranda etkili olacak bilmiyorum. Sizce bu değişikliği yaptıktan sonra elde etmek istediğim şeyi elde edip edemediğimi nasıl anlarım? Buna benzer durumlarda anlamlılık testleri devreye girer. Sıfır ve alternatif olmak üzere iki hipotez belirlenir. Sıfır hipotezi değişikliğin hiçbir etkisi olmadığı, durumun eskisi gibi olduğu yani arka plan rengi sarı olduktan sonra da ortalamanın hala 20 dakika olduğunu savunur. Alternatif hipotez ise ortalamanın artık daha büyük olduğunu çünkü değişiklikten sonra insanların web sitemde daha fazla vakit harcadıklarını savunur. Bunu da değişiklikten sonra ortalama büyüktür 20 dakika olarak not edelim. Bundan sonra da anlamlılık seviyesi adı verilen bir eşik değeri belirlememiz gerekir. Anlamlılık seviyesinin ne işe yaradığını az sonra göreceksiniz. Anlamlılık seviyesi genellikle Yunan alfabesinden alfa harfi ile gösterilir ve 1 bölü 100, 5 bölü 100, 1 bölü 10 ya da %1, %5 veya %10 gibi değerler alır. Farklı değerler de alabilir tabii ama şimdi bu örnek için bir anlamlılık seviyesi belirlememiz gerekirse bunun 0,05 olacağını düşünelim. Bundan sonra arka planı sarı olan yeni web sitesini ziyaret eden insanlar arasından bir örneklem alıp bazı bazı istatistikler hesaplayacağız. Bu istatistikler arasında örneklem ortalaması, örneklem standart sapması olacak ve eğer sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edersek, hesapladığımız istatistiklere sahip bir örneklem elde etmenin olasılığı nedir diye bir soru soracağız. Ve eğer bu olasılık anlamlılık seviyemizden yani 5 bölü 100 ya da %5'ten küçükse sıfır hipotezini reddedip elimizde alternatife dair kanıt olduğunu söyleyeceğiz. Ama hesapladığımız istatistiklere sahip örneklemi elde etmenin olasılığı anlamlılık seviyesine eşit ya da büyükse sıfır hipotezini reddedemeyeceğiz ve dolayısıyla alternatife dair kanıtımız da olmayacak. Bu anlattıklarımı da şu şekilde not edeyim. Üçüncü adımda bir örneklem alacağız. Aldığımız örnekleme yani sarı arka planlı web sitesini ziyaret edenler arasından rastgele seçtiğim diyelim ki 100 kişiye ait bazı örneklem istatistikleri hesaplayacağız demiştik. Bu örneklem için ortalamayı mesela 25 dakika bulmuş olalım. Eğer popülasyon standart sapmasının ne olduğunu bilmiyorsak ki genellikle bilmeyiz, örneklem standart sapmasını da hesaplarız. Bundan sonraki adımda da p değeri hesaplanır. P değeri olasılık değeri anlamına gelir ve sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edersek ortalamadan en az bu kadar uzak bir sonuç elde etmenin olasılığını ölçer. Bunun koşullu bir olasılık olduğunu da düşünebiliriz. Evet, boyutu 100 olan bir örneklem aldığımızda sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edersek örneklem ortalamasının 25 dakikaya eşit ya da 25 dakikadan büyük olmasının olasılığıdır. Bundan önceki videolardan bunu nasıl yapacağımızı hatırlıyor olmalısınız. Örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının kabaca normal olduğunu varsayarsak, örneklem ortalaması, örneklem standart sapması, örneklem boyutu ve belki de bir t değeri ile bunun neye eşit olduğunu hesaplayabiliriz öyle değil mi? Bundan sonra da geriye sıfır hipotezini reddedip reddedemeyeceğimiz. Evet bunun kararını vermek kalıyor. Bunu da beşinci adım olarak not edeyim. Evet beşinci adımda iki durumla karşılaşabiliriz. P değerim eğer alfadan küçükse sıfır hipotezini reddederim. Sıfır hipotezini reddederim ve alternatifi kabul ederim. Diğer durumda ise yani eğer P değerim anlamlılık seviyesini temsil eden alfadan yani 0,05'ten büyük ya da alfadan alfaya eşitse de sıfır hipotezini reddedemeyiz. Bu arada bu sıfır hipotezini kabul ettiğimiz anlamına gelmez, tamam mı? Bunu da sıfır hipotezini reddedemeyiz. Evet, böyle not ediyorum. Şimdi de tüm bu hesaplamalar sonunda bu senaryoyu elde ettiğimizi yani mesela p değerini 0,03 olarak bulduğumuzu düşünelim. 0,03 0,05'ten küçüktür ve bu durumda da 0 hipotezini reddeder ve elimizde alternatif için kanıt olduğunu söyleriz. Umarım bu söylediklerim kulağa mantıklı geliyordur. İsterseniz şöyle açıklayayım. Bir örneklem aldık ve 0 hipotezinin doğru olduğunu varsaydık ve bu örneklemi elde etmenin olasılığının %3 olduğunu bulduk. Hesapladığımız bu olasılık eşik olasılığından küçük olduğu için de sıfır hipotezini reddedip alternatif için kanıtımız olduğunu söyleyeceğiz. Aynı mantıkla tüm bu hesaplamalardan sonra P değerini mesela 0,5 bulduğumuz bir senaryoda söz konusu olabilir. Bu durumda da sıfır hipotezin doğru olduğunu yani arka planın rengini değiştirmenin her hangi bir etkisi olmadığını varsayarsak bu sonucu elde etmemizin olasılığı %50'dir. %50 anlamlılık seviyesinden küçük olmadığına göre de sıfır hipotezini reddedemeyiz. Yani sıfır hipotezinin doğru olduğu bir durumda bu sonucu elde etmiş olmak son derece mümkün. Öyle değil mi? Evet, anlamlılık testleri işte bundan ibarettir ve hemen hemen her alanda kullanılırlar. Videoyu bitirmeden önce bir noktayı iyice anladığınızdan emin olmak istiyorum. Sıfır hipotezini reddedip edemeyeceğimize karar verirken kullandığımız p değeri, örneklem istatistiklerini sıfır hipotezinin doğru olduğu durumda elde etmenin olasılığıdır. İnsanlar zaman zaman bunun örneklem istatistiklerini elde ettiğimiz durumda sıfır hipotezinin doğru olması olasılığı olduğunu düşünürler ve bu doğru değildir. Sıfır hipotezinin doğru olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz. Yani sıfır hipotezinin doğru olduğu durumda örneklemimiz için elde ettiğimiz sonuçları elde etmenin olasılığını arıyoruz. Anlaştık mı? Ve az önce de gördüğümüz gibi eğer bu olasılık daha önceden belirlediğimiz eşik değerinden küçükse sıfır hipotezini reddedip alternatif için kanıtımız olduğunu söylüyoruz.